Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz diyeyim öncelikle. Ben bu sene siyah zeytin yapmayacaktım. O yüzden de sesim soluğum çıkmıyordu açıkçası. Fakat geçen hafta köye gittik. Kayınvalidemlerden bir bidon kadar siyah zeytin aldım. Bunu sadece sizin için hazırlamaya çalışacağım. Tarifini vermeye çalışacağım. Şimdi ben burada 3 kilo kadar siyah zeytin için tarif vereceğim. Ve böyle bir su bidonum var. Su bidonuma dolduracağım. Su bidonuma doldurmadan önce ben yıkama işlemi yapmıyorum. Sadece sapları varsa saplarını ayıklıyorum. İçinde çerçöp varsa onları temizliyorum. Ve şöyle ki burada bir çorba kaşığı toz şekerim var. Tam dolu olmamak şartıyla bir çay bardağı sıvı yağım var. Şöyle yarım çay bardağı, dediğim gibi 3 litre için bahsediyorum bunları. Sirkem var, üzüm sirkesi ve 1 su bardağı iri salamuralık tuzum var. Bir de yarım çay, bir tam çay bardağı, toplam 1,5 diyelim, tuzum var. Şimdi zeytinlerimi direkt olarak plastik şişeye dolduracağım. Ve arkadaşlar buradan sırasıyla tuzumu, şekerimi, yağımı, sirkemi koyarak şişemi kapatacağım. Devamını anlatacağım size. Şöyle dolduruyorum. Doldururken sizin vaktinizi almak istemedim. O yüzden başlangıcını göstereceğim. Sırayla şekerimi, yağımı, sirkemi ve ara ara da tuzumu ilave edeceğim. Tuzda dikkat etmemiz gereken biraz taneli böyle kristal şeker tanesi ile limon tuzu arasında irilikte bir tuz olması. Ve siyah zeytinde ne kadar fazla tuz olursa aslında tatlanması o kadar kısa süreli olur. Şöyle arasına da sallıyorum. Şimdi sıvı yağımı döküyorum. Ve sirkemi döküyorum. Arada yine zeytinlerimi doldurmaya devam ediyorum. Zeytinlerimi ne kadar sürede tatlandıracağımı tam olarak size söyleyemem. Çünkü hem zeytinin cinsine göre hem de sulanmasına göre bu süre değişebiliyor arkadaşlar. Yalnız ara sıra sallamayı ihmal etmiyoruz. Yere yatırıyoruz ve ara sıra sallıyoruz bidonumuzu. Bu bidona koymamızın sebebi de zaten o. Ağzını hiç açmıyoruz. Sürekli sallıyoruz. Ta ki bu içindeki tuz eriyene kadar. İçindeki tuz eridikten sonra zeytinimiz sulanacak. Sulanan zeytinimizi eğer hemen yiyecekseniz önce bir tadına bakın. Tadı eğer size çok acı gelmediyse içindeki şu suyu yavaş yavaş mor suyu boşaltın. Bunu nasıl yapacaksınız? Kapağına küçük bir delik delin toplu iğneyle ve bir kovanın üzerine, temizlik kovasının üzerine bidonunuzu ters yatırın. Oradan yavaş 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 o su aksın. O su aktıktan sonra yine zeytininizi sallamaya devam edin. Bu zeytinde dikkat etmeniz gereken zeytinin rengi önce yeşil olacak. Daha sonra bu zeytin bir süre sonra inanın şaşıracaksınız tekrar mora ve sonra da siyaha dönüşecek. Hiç merak etmeyin, simsiyah olacak zeytininiz. Artık yeme zamanınız geldiyse yeme zamanında da zeytininizi dökeceksiniz, keseceksiniz bidonunuzu. Güzelce yıkayacaksınız. Çok güzel yıkayacaksınız. O tuzdan arındıracaksınız. O sirkeyi sirkeden, yağdan arındıracaksınız zeytini. Daha sonra güzel bir örtünün üzerine koyup nemini aldıracaksınız. Nemini aldırdıktan sonra yine bu şekilde bir sininin üzerine serip güneşte zeytininizi kurutacaksınız. Kırış kırış olacak. Böyle yaşlı cildi gibi kırışacak. Daha sonra o zeytininizi siz dilediğiniz gibi soslayın, limonlayın. Kırmızı biber, pul biber, kekik üzerine dökün. O şekilde sofranızda sunuma hazır hale getirin. Gerçekten çok lezzetli ve çok kolay. Zeytinimin üzerinde boşluk bırakmamın sebebi, bakın bu kadar bir boşluk var. Bu boşluğu bırakmamın sebebi rahat sallansın.
içinde zeytinler rahat rahat dönsün diye. Ve bu zeytini artık bu şekilde yatıp bırakacağım. Gidip gelip döndüreceğim. Gidip gelip döndüreceğim. Yaklaşık söylediğim gibi bazı zeytinler 2 ayda, bazıları 4 ayda tatlanır. Yemek istediğimiz zaman bu tuzların tamamen erimiş olması lazım. Tekrar şöyle bir kısaca anlatayım. Suyunu kapağına küçük bir delik delip akıtabilirsiniz. İçinde biriken mor suyu. Fakat bu mor suyu onu korur. Eğer hemen yemeyecekseniz lütfen o mor suyu da bırakın. Mor suyu dökmeyin. Daha sonra dökeceksiniz, yıkayacaksınız. Bol suyla yıkayacaksınız zeytinleri. Ve yıkadıktan sonra üzerine bir sofra örtüsüyle nemini aldırıp böyle bir siniye dökeceksiniz. Zaten bu sini 2,5 kilo falan zeytin alır. Siniye döktükten sonra bu sini de balkon gibi bir yerde veya serin, kileriniz varsa kilerinizde serin, güzelce o zeytinleri kurutun. Önceden tombul tombul olan zeytinler göreceksiniz ki kırış kırış olmaya başladı. Ve şunu da tekrarlayayım. Bu zeytinler tatlanırken renkleri değişecek. Sakın endişelenmeyin. Önce yeşile döner, sonra mora döner ve daha sonra tekrar siyahlaşır. Biraz zamanınızı alacak ama en kolay yapma yöntemi budur. Teşekkür ederim. Size geçen yılki zeytinimden göstereyim. Bakın. Ben bu sene yapmak istemiyordum. Çünkü bizde siyah zeytin pek fazla yenmez. Misafir için yapıyorum. Bu zeytinim. Geçen yılki zeytinim. Biraz netleştirmek istiyorum. Bu şekilde oluyor. Hazır zeytinlerin kilosu inanın en ucuzu 45 lira neredeyse. Kendi zeytinizi kendiniz yapın. Gerçekten çok güzel oluyor. Biraz sabır sadece. Buraya kadar videomu izlediyseniz sizlere çok teşekkür ederim. Ayrıca kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Yorum ve görüşlerinizi her zaman bekliyorum. Teşekkür ederim.